İlk sorumuz e, böyle bir soru okuyalım ilk önce. Aşağıdaki kutuların içine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sayıları her kutuda farklı bir şey, sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde e, tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Görüyorsun buradaki eşitlikleri. E, buna göre A sayısı kaçtır? En sonda bir A var. Onun ne olduğu soruluyor. Şimdi burada iki şeyin bölümü 4'ü vermiş. Bunun olabilmesi için hani e, hangi 4'ü 1'e bölebilirim? Buraya 4 1 gelebilir. Fakat çarptığım zaman şimdi e, hani 4'ü elde edebilmek için 2 kere 2 kullanabilirim. Ya da 4 kere 1'i. E, bunlardan kullanamayacağıma göre buraya 4'e 1'i kullanamam. Yani 8'e 2'den başka şansım yok burası için. Burası için de 4 çarpı 1 olmak zorunda görüyorsun. Ben bu arada kullandıklarımı da atayım. Bir daha bunları kullanmamamız gerekiyor. 1 gitti, 2 gitti, 4 gitti ve ne gitti? 8 gitti. Şimdi geldik şu 3. basamağa. İki sayının farkı 4 olacak. Hangileri olabilir? 7, 3 olabilir. Başka da olmaz zaten. Evet. Burası da demek ki 7, 3 olmalı. O zaman onlar da gitti. Geriye şu ikisi kaldı. 5 artı 6 kalıyor. Yani buradan cevabımız ne gelecektir? 11 gelecektir. Evet soruda neler var neler aşağıdaki şekilde birbiriyle dik kesişen ve her kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta gösterilmiştir. Evet şuradaki 3 nokta konumları gösteriyor da buradaki yazılar da çok koyu çıkmış. Ee, ama okuyabiliyorsun. Zaten önünde kaynak da var. Ara sokak yazıyor burada. Burada ana cadde. Bu bahçe. Üç tane de e, ağaçlar var. Bu ağaçlar bu arada neymiş? Bir elma ağacımız var. Armut ağacımız var. Bir de ceviz ağacımız var. Bunları bu harflerle gösterelim. Şimdi bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma. Şimdi ana caddeye şuraya görüyorsun. En yakın olanı elma. Demek ki şu elma. Ben onu şu açık renkte göstersem iyi olacak. Şuraya Evet okunabiliyor. Bu elmaymış. Tamam. Sonra en uzak olanı armut. Şimdi ana caddeye bak. Buraya en uzak olanı armut. O zaman şu nedir? Armuttur. Evet yani şunları ben karalayayım. Şu elma, şu da armut. Ee, soru zaten çok rahat da ben e, yine de açıklayıcı gitmek istiyorum. Buna göre ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak olan ağaca doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuraya üst, üst tarafı görüyor musun? Şuraya en yakından en uzağa doğru soruyor. Şimdi biz buraya EA dediysek otomatikman şurada ne olur? Ceviz ağacı olur. Şimdi bunların en yakını gördüğün gibi A'dır. A şu kadar uzaklıkta. Ondan sonra E geliyor. Ve en uzak olan da nedir? C'dir. Evet. Demek ki sıralamamız A, E, ve ne olmalı? C olmalı. Yani nerede? Armut, elma, ceviz demeliyiz. Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir A sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Yani bu A solda değil diyor. Sıfırın sağda kalacak diyor. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı a sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. Şimdi bu kaç farklı şekilde gerçekleşebilir onu bir konuşalım. İki ihtimal var. Ben ikisini de buraya böyle çizeceğim. Şimdi şurada bizim sıfırımız var. Şurada a'mız var. a'yı biraz uzak yapayım burada. Şimdi öyle bir sayı var ki şurada bir yerde. Şimdi bunun bu uzaklığı mesela a birimse e, a'nın 0 olan uzaklığının yarısı olduğu için şu uzaklık ne olacak? Şurası 2A birim olacak. Yani söylenenlerden biri bu. Başka ihtimal ne olabilir peki? Şöyle de olabilir. Şimdi A sayısı burada. Ee, bahsedilen sayı şurada da olabilir. Ona Y diyelim. Ee, mesela şurası B birimken o zaman burası da ne olabilir bu mantıktan? 2B birim olabilir. Evet söylenenler bunlar. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına olan uzaklığı 6 birim diyor. Şimdi mesela şundan bahsedecek olursak. Bak şu A iken burada A ya. Yani şurası 6 iken. Burada 6 olacağına göre. Sıfırdan 12 birim ilerisinde neyi görürüz biz? 12 sayısını görürüz. Burada A 12 çıkar. Bu birincisi. Ya da ne dedim? Ta buradan buraya kadar ki mesafe neymiş? 6 birimmiş. O zaman şu uzaklık 3B yapıyor. 3B 6 ise B nedir? 2'dir. E, A sayısını al değerler. Tabi şu parça o zaman 4 çıkacak. 0'dan 4 sağ tarafa gidince de A'nın 4 olduğunu görürüz zaten. A'nın alacağı diğer değerlerine ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Bunların toplamı sorulduğu için bana cevabımız ne gelecektir? 16 gelecektir. Neymiş? B şıkkıymış. Evet. Burada ne demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 7 kutuya her bir kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 4 olmaktadır gösteriyor zaten. Buna göre A çarpı B nedir diye sormuş. Şimdi nasıl bir dünya var? İlk önce ben şunu düşüneceğim. Hepsi toplamı olsaydı yani 1'den itibaren 7'ye kadar gitseydik. buradan toplamımızın değeri en çarpı en artı 1 bölü 2'den 7, 8 bölü 2 yaptım. 28 çıkardı. Bu arada şunu demek istiyorum. Şu ilk kesite ta buradan bak şuraya kadar artı ya. Şuna x diyelim biz. Son şu ikisine de y diyelim. Böyle olunca aslında burada görünen şey x eksi y'nin 4 oldu. bak şekilden İlk gördüğümüz şey y. Y'yi ben ne aldım ee, onu da yazalım. Y'yi aslında artı b olarak düşündüm tamam. Sonra bir de eğer hepsi toplansaydı. Yani x artı y olsaydı. O zaman da 28'i elde edecekmişim. Buradan denklem çözeceğiz. Çok güzel bir soru olmuş bu arada. 2x eşittir 32 gelir. Buradan x'in 16 çıktığını görürüz. Tabi bize bak. E, y lazım aslında. Çünkü A ile B ile ilgili konuşuyoruz. Tamam. Eğer B 16 ise şurada yerine koyarsak Y ne gelecek? 12 gelecek ki hani e, bunlar farkı nedir? 4'tür. Y 12 ymiş. Yani A artı B nedir? 12'dir diyoruz. Şimdi e, sayılarımızı bir hatırlayalım. 1, 2, zaten yazma gerek yok. Yukarıda yazıyor. Şimdi bunlardan herhangi ikisini topladığın zaman senin 12'yi vermesi lazım. Burada 12'yi verecek tek bir durum var. O da ne biliyor musun? 5 ile 7'dir. Bunlardan birisi 5, birisi de 7. Çarpması sorulduğu için önemli de değil hangisinin 5, 7 olduğu. O yüzden 5 kere 7 diyoruz. Sorumuzun cevabı da ne gelecekmiş? 35 gelecekmiş. E şıkkı. 2018 yılında gelmiş bir soru var önümde şimdi. Şuradan çekmem lazım. Görünmüyor büyük bir ihtimal tamamı eline bir oyun hamuru alan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parça ayırıyor ve üçüncü adım sonunda sekiz parça oyun hamuru elde ediyor. Meris başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine üç parça ayırsaydı dördüncü aşama sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi diye soruyor. Aslında buradaki adımlara baktığın zaman bak burada bir var sonra 3, pardon 2, sonra 4 ve sonra da 8 var değil mi? Şimdi e, öbür türlü yani olan şey şu aslında. Hep 2'nin kuvvetleri almış. Mesela burası 2 üzeri 1, şurası 2 üzeri 2 ve burası da 2 üzeri 3 olarak gözüküyor. Aynı şeyi yalnız burada baktığın zaman 3. adımda bitirmiş olayı gördün mü? Eğer bir sonraki adım olsaydı 4. adımda ne yapacaktı? 2 üzeri 4 yapacaktı peki biz ne yapacağız? 3'e böleceğiz. İlk önce bir parçamız var. Sonra 3 üzeri 1, 3 üzeri 2. Gidişata bakarsan sonda ne olacak? 3 üzeri 4 olacak. Yani 81 parça oyun hamuru elde etmiş olacaktı. Yani cevabımız 81 olacak. Gayet de rahat ve kolay bir soruydu. Çok basit gerçekten. Devam ediyorum. Ee, soruda ne diyor? İfadelerindeki boş kutulara içine toplama, çıkarma, çarpma sembolleri hangi sayı yerleştirilirse 3 işlemin sonucunda aynı sayıya eşit olur. Yani 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. He, tamam. Şimdi bir bakalım ne yapabiliriz. Mesela şöyle yapsak. Şimdi şunu eksi ile çarpsam daha sonra araya eksi koysam eksi 4 çıkar. Bunları toplasam 0 yapar. Olmaz. Evet şunu toplasam bak eksi 4 geldi. Şunları da çarparsam yine x4 geldi. Evet. Direkt çat diye ilk denemede buldum. Yanılsam bile hani e, acaba sıfır olabilir mi artı koysak buraya çarpma ya da toplama koymak zorundayız. Olmuyor. Ya yani Birkaç denemede bunu zaten hatta ikinci deneme en kötü bulunur. E, sıramız eksi yani çıkartma çarpma toplamaymış. Çıkartma çarpma ve toplama evet. C şıkkında görünüyor. Geçtim. A, B ve C pozitif tam sayıları için A çarpı B artı C ifadesi bir tek sayı eşittir. Şimdi bunu bir anlamamız lazım. Değerlendirelim. Böyle bir çarpma işleminin yani A çarpı B artı C'nin tek olması söz konusuysa eğer bu tekse bunlardan ikisi de asla çift olamaz. İkisi birden tek olmak zorunda. Yani bu da tek olmalı. Hatta B artı C'de ne olmalı? Tek olmalı. Bunu biliyoruz. Tabii B artı C tek de B'nin ve C'nin durumlarını bilmiyoruz. Burada ihtimaller var mı? Var. Bir istersen bakalım onlara. Şimdi A, B, C diye 3 katman oluşturalım. Sonra sırasıyla bir bakalım. A zaten kesinlikle tek. Başka seçeneği yok. Bunların toplamı tekse bu tek, bu çift olabilir. Belki de bu çift, bu tektir. Yani şöyle. Ya böyle bir seçenek var. Ya da nasıl bir seçenek var? Fark renkli yapayım. Ya da şöyle bir seçenek var. Tamam mı? Bunların rengine göre bakarız. Soruyu bilmiyorum şu an tam olarak da. Buna göre bir şeyler vermiş. Her zaman tektir. Bunlardan hangisi ya da hangileri her zaman tektir diye soruyor. Şimdi buna baktık. Tek artı. Bak A zaten tek. C'yi çift alırsam tek. Ama bak C burada tek de olabiliyor. Yani öyle bir ihtimal de var. Her zaman değil yani. Eğer şu altta aldığım bölümü incelersek, buradaki de alırsak bu durum oluşmuyor. Bu yanlış. Sonra A artı B diyor. Burada aynı durum var bak. Tek artı çift. Bak bakayım hayır. Zaten şey alacağım. Şurada B'yi tek aldım ya. Onun karşılığında bir tek alsam bunun cevabı çift çıkar. Yine ne oldu? Olmadı. Uygunsuz durum arıyoruz ve buluyoruz. Şimdi şuna gelin. B artı C zaten burada hiç bakmaya gerek yok. Ne demiştik? Tek demiştik. Bu kesinlikle doğru olandır. Diğerleri her zaman olmuyor. Cevabımız yalnız 3 olmalı. Evet B şıkkında gördüm. İşaretledim. Şimdi bu soru, bu soru çok güzel bir soru. Ben çok şık buldum. Bir okuyayım ilk önce. Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı topluyor. Defne'nin kardeşi Burcu ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlara aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Burcu'nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre yani Burcu çocuk olan Defne'nin elde ettiği sonuç kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk önce Defne 29'a bastı bak şu sol makine. Nasıl neresine yazsam ki şuraya yazayım. Dur, buna yazayım. Şu 29'a bastı bu. 29'a basarken bu tabi bilinçli basıyor. Şu sağdaki de hiç e, saymayı bilmeyen bir çocuk basıyor. İlk önce buna bastı 2'ye. Çocuk gitti o zaman buna bastı simetrik olarak 8. Sonra abla gitti 9'a bastı. Çocuk da gitti 3'e bastı. Ondan sonra şimdi daha sonrasında da bir şeylere daha basılmış. Ve Burcu cevabı ne bulmuş? Burcu bulmuyor. Makine bulduğu için doğru buluyor bu cevabı. 95 olarak buluyor. Makine yanlış hesaplıyor demiyor. Şuraya ne yazdığını, çocuğu ne yazdığını anlamaya çalışacağız. O yüzden de 95'ten 83'e çıkartıyoruz. Buraya gelmesi gereken sayı ne görünüyor? 12 görünüyor. Yani çocuk buraya 12 yazmış. Tabii çocuk kendi kafasına göre yazmadı. Ablasına bakarak yazdı. Şimdi bakalım çocuk şimdi burada 1'e bastıysa ablası aslında gerçekte 7'ye basmıştı. Sonra çocuk burada 2'ye bastı ablasına bakarak yaptığı için. Ablası o zaman 8'e bastı. Buradaki cevap ne çıkıyor? Burası 17 elde var 1. Burası 9 bir de elde 107 çıktı. Evet Defne elde ettiği sonuç neymiş? 107'ymiş. Ben çok beğendim soruyu. Çok şık temiz bir soru. Aşağıda 12 kalem ve 1'den 9'a kadar birbirinden farklı rakamlarla numaralandırılacak 9 topun görünümü verilmiştir. Şekilde her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun numarasından büyüktür. Ee, neresi büyüktü? Ne diyor? Her bir kalemin yazan ucun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan tarafı. He anladım. Tamam yani ucu kalemin yazdığı yer daha büyük sayıdan oluşuyor. Onu anladık. Örneğin yukarıdaki şekilde B sayısı A sayısından büyüktür. Evet B sayısı A sayısından büyüktür. Buna göre A, E, G toplamı nedir diye sormuş. O kadar çok seçenek var ki burada. Nereden nasıl başlasak. Aslında şöyle bir şeyden başlamamız gerekiyor gibi görünüyor. Her taraftan az olacak bir yer olması lazım. Ya da her tarafa. Yani ya bütün kalem uçları. Mesela bak burası. Burası 9 olabilir. Dokuz olursa peki bir de küçükten gidelim. Küçükten gidelim. Küçük küçük. İşte şurası bak. Her şeyin başladığı yer burası. Burası bir olsa. Şimdi bu e, yukarıya doğru iki olsa. Bak şöyle diyeyim. iki yapıyorum. Burası iki olabilir hani. Ama o zaman burası bir olur. Demek ki bu iki yeri yanlış. Geçtik. Peki aşağısı 2 olsa. Evet devam edeyim. Bak büyüyeceğiz. 3 olsa. 4 olsa. 5, 6, ondan sonra buraya 7 gelse desem buraya da 8 gelir. Doğru mu? Doğru. Ama bu durumda buraya ne gelir? Ka geri kalan sayı 9. Buraya 9 gelirse burada 7 ile 9 arasında bir çelişki çıkar. Bu yanlış demek ki. Peki yani burada bir seçenek değiştireceğiz. Şöyle yapsak peki? Şuraya 8 yazsam buraya 9 yazmak zorundayım. Ha buraya da 7 yazarsam, evet. Şu an durumu bozan hiçbir yer yok. Evet biz ilk başta buraya 9'u koyarım dedik ama bu en küçükten gelmek daha akıllıcaydı. Evet cevabımız A'da 6'yı gördüm. Hangisi diyor E diyor. E'de 7'yi görüyorum. Ve G'de de 4'ü gördüm. Bunların toplamını soruyor. Ne geldi? 17 geldi. Mükemmel. Gerçekten mükemmel soru. Şimdi bu soruya bir bakalım. Nasıl bir şey var burada? Acaba ne yapmalıyız? Bir kere, ee, bak, 8'den bir şey çıkacak ve aynı şey kalacak. Burası 2 ihtimalli bence. 4 olsa burası da 4 olur. Doğru, doğru. Bir ihtimal daha var. Eğer 9 olsa, bak 9 olsa 8'den 9 çıkmayacak. 18'den 9 çıkarsa burası yine ne kalır? 9 kalır. Şimdi biz peki hangisini alacağız? Şimdi ben orayı buraya bir taşıyayım. A ne aldık? B'nin yerine 4 aldık. 8. Sonra A burası 4. indiriyoruz. 8'den 4 çıktı. 4. Tamam sorun yok. Şimdi buraya 9 gelmesi gerekiyor. Buraya 9 gelebilmesi için hani 14'ten yani 4'ten 5 çıkarsa 9 kalır. Yani buraya 5 gelmesi lazım. A'nın yerine 5 gelmesi gerekir. Ve bu durumda burası hani 5 ya normalde ama Elde aldığımız için buraya da ne inecek? 4 inecek. Evet. Bu sağladı. Yani buradaki durum şu. A 5, B dene çıktı, 4 çıktı. Toplamımızı buluyoruz. Ne cevabımız 9'dur. Şimdi açıkçası 9'u denemeyeceğim. Doğru yanlış da düşünmüyorum. Tamam mı? Neden? Adam tek bir durum sormuş. Bu demek ki tek başına gelen bir durum ve onu biz yakaladık. İkinci maddeyi incelemeye gerek yok. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Şimdi bu nasıl bir soru? İki basamaklı AB doğal sayısı, iki basamaklı BA doğa, doğal sayısının sayısından rakamların toplamı kadar fazladır diyor. Yani şunu diyor bize. AB sayısı, AB sayısı BA sayısından rakamları toplamı kadar yani A artı B kadar neymiş? Büyükmüş. Buna göre AB sayısının rakamları çarpımı kaçtır diyor. Şimdi şuraya da çözümleme yapalım. Burası 10A artı B 10B artı A ve A artı B. Pekala. Burada 10A var. 9A hatta ne kaldı biliyor musun? Sol tarafta 8A kaldı. Görüyorsun sen de. Ee, burada da burada kalan ne? Bir bakıyorum şöyle. Burada kalan da Evet şu B'ler zaten birbirini götürdü. Niye göremedim birden? 10B. Tamam. Sadeleştirdiğimiz zaman her iki tarafı 2'ye iki, ikiye en iyi. 4A eşittir ne yakaladım? 5B yakaladım. Bunlar arası çarpma var. Yani bu iki basamak sayılar falan değil. O halde A'nın alacağı değer 5. B'nin alacağı değer de ne olmalıdır? 4 olmalıdır. Başka de değer olmaz. Çünkü A ve B rakam olmak zorunda. Demek ki a+b sayısı aslında 54'müş. O halde bunların çarpımını sormuştu bize. Cevabımız ne gelecek? 20 gelecek. Evet. Gayet temiz, basit bir soruydu. Asla kaçmaması gereken bir soru. Geçiyorum. Şimdi bunu inceleyeceğiz. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A kare artı AB artı A -B artı B sayısı tek sayı olduğuna göre demiş. Aşağıda bazı şeyler var. Bunların hangileri çift sayıdır diye sormuş. Şimdi şunu bir incelemeye alalım. İlk ikisi benim e, dikkatimi çekiyor. Acaba öyle. Paranteze alabilirim. Çarpan gücü var burada. Yani A çarpı A artı B. Artı A artı B. Görüyorsun. Hatta şunu paranteze yazan daha net görecek. E, A artı B. O halde buradan A. Bir de buradan da bir geldi. Çok küçük bir çarpan alıme işlemi var aslında burada. Şimdi bizden bunun ne olduğu söyleniyor. Bize bunun ne olduğu söyleniyor. Tek olduğu söyleniyor bu tekse otomatikman iki sayının çarpımı tekse kendileri de tektir. Yani bu da tek, bu da tek. Şimdi A artı bir tekse buradan A'nın kesinlikle çift olduğu sonucuna varırım. Bunu paket yaptım. Bu bana lazım. Bu çok değerli bir şey. Sonra A artı B de tek madem. A artı B tek. o halde B'nin de kesinlikle tek olduğunu anlıyorum. Evet. Bundan sonrası artık çok basit. Biz çifti arıyoruz. Unutma. A çifttir e, lafı doğrudur. Bunu alıyorum. A artı B ne yazık ki tektir. Çift değildir. İptal ettik. A çarpı B şu. Bunlar da herhangi biri çift olduğu zaman çarpmanın sonucu da çifttir. O zaman ne yapacağız? Yine bunu alacağız. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Evet 10. soruya geldim. <laughs> Bu soruda x bölü y virgül x eksi y ve x sayıları küçükten büyüğe doğru Sıralanmış ardışık 3 çift sayıdır. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi nasıl bir durum var? Şöyle yapsak x bölü y sonra ne diyor? x eksi y sonra da x diyor. Ee, ben buraya bak tam burayı görüyorsun. Buna 2k diyeceğim. Hatta burayı eşittir 2k diyeyim. Şimdi o zaman bu ifadede 2k artı 2 olur. Çünkü bir sonraki değerdir. Hatta buna da ne yazabilirim ben? 2K-2 yazabilirim. Birbirine karıştırmadık umarım. Renklerden yakalarsın. Peki şimdi şu ikisini değerlendirirsem. Şu ikisini değerlendirmeye alıyorum. X yerine bunu yazacağım. 2K artı 2 eksi Y eksi Y eşittir 2K. Evet 2K'lar birbirini götürdü. Y'nin 2 olduğunu bulduk. Buraya kadar sıkıntı yok şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şu ilk yazdığımız daha henüz hiç kullanmadık bunu. X yerine 2K artı 2 yazıyorum. Bak 2K artı 2. Onu şuradan yazdım. Şurayı görüyorsun. Sonra Y'yi de ne buldum ben biraz önce? 2 buldum. Onu da buraya yazıyorum. Bunun eşitliğini de şurada yazmıştık. Şurayı hatırlıyorsun. 2K eksi 2 yazacağım. 2K eksi 2 yazdım. Şimdi burada taraf tarafa götürebilirim ama yapmayın Bir bekle. 2K artı 2 eşittir. 4K eksi 4. Buradan 2K kaldı. Bu 4 buraya gitti. 6. K'nın değeri ne geldi? 3 geldi. Şimdi 3 geldikten sonra artık zaten Y2 idi. Bak Y2'yi bulduk. Onu X artı Y istediği için Y'yi biliyoruz. Sadece X'in değerine ulaşmamız gerekiyor. X'in değeri de şurasıydı. Ben burada K yerine ne yazacağım şimdi? 3 yazdım. Yazdığım zaman 2 kere 3 6. 2 de oradan 8 de x'miş. O halde bunların toplamında ne gelecekmiş? 10 gelecekmiş. Evet cevap ne oldu? 10 çıktı. 3 basamaklı ADB, ADC, DAA, DAD. Doğal sayıları için böyle bir sıralama, bir eşitlik verilmiş. Buna göre aşağıdaki sıralamada hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi ee, tabii ki büyüklük sıralaması en yüksek basamaktan gelir. Yani buradaki yazışa göre bak şuraya göre bakarsam şu A'dan bahsediyorum bak şu an. Şurayı bozmak istemiyorum. Bozmak istemiyorum. Ben o yüzden yeniden yazacağım. Çünkü birazdan diğer harflerle de uğraşacağım. Şekli kaybetmek istemiyorum. Şimdi buraya baktığın zaman şu ikisini karşılaştırdığımızdan dolayı A küçüktür D olmalı. Aynı şeyi burada yapalım. Burada da DAD sonra ADC yazdım tekrar. Burada bu sefer bu bundan küçük olmalı. Şimdi D küçüktür A. Böyle bir şey olamaz. Bu olamaz. Olamıyorsa demek ki A ile D birbirine eşit. Onu anladık. Yani o ondan küçük olmuyor. Öteki ondan küçük olmuyorsa bunlar birbirine demek ki eşittir. Bunu alıyoruz. Tamam bunu aldık. Bak burada olmayacak şıklar. A eşittir B demiş. Şurayı görüyor musun? Bu cevap olamaz. Olabilir, olabilir. Bak bu cevap olamaz. 3 tane cevap kaldı tamam mı? Hani böyle de 3'e indirgeyebildim mi? İndirgedim. Tamam. Şimdi başka ne var? Bunun eşit olduğunu anladık. Peki. Şimdi şu da eşit. Bak ikinci katmanları. yani onlar basamağına bas bakıyorum. E bu da eşit. Bunu da karşılaştıramayız. O zaman şuraya bakmamız lazım. Şu şundan küçük. Yani B küçüktür A olduğunu anlıyorum. Evet. Buradan bu çıktı. Şimdi öbürüne geçeceğim. Tekrar şuna geçiyorum. A ile D'yi ne eşittir Eşitti. Ona ilgili bir verimiz yok. Bir de D, C'den küçük diyor bak. Bir de D, C'den de küçük çıktı. Şimdi ben bunların hepsini nasıl bir araya getireceğim? Soru bu. Baktığım zaman bunların en küçüğü B görünüyor. Bak B küçüktür A. O bu. A ile D eşit olduğu için buraya eşittir diye koydum. Son DDC'den küçük olduğu için bunu koydum. Aramamız gereken cevap bu olmalı. Nerede cevabımız? D şıkkı. Süperdi. Çok güzeldi. 12. soruya bir bakalım. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X çarpı Y çift. X artı Z tek. Y artı Z tek diyor. E, bu maddelerden hangileri doğrudur? Diye sormuş. E, bir tane şu tablo gibi bir şey yapalım. Yaptım. İlk maddeye bir bakalım. Şimdi x çarpı y çiftse madem bu çiftken bu tek olabilir ya da bu tek bu çift olabilir. Birinci durum bu. Şunu hallettik. x artı z toplamı tek diyor. x artı z toplamı tekse e, şurası çift olduğu için bu tek olabilir. x tek olduğu zaman da burası ne olabilir? Bir bakıyorum. Çift olabilir. Yalnız bir şey daha var. Şurada ben birinci maddeye geri dönüyorum. E, yani x çarpı y'nin çift olması için bir de çift çift durumumuz var. Onu da unutmayalım. Yoksa soru gidecek. Tamam. Bir de ne dedik biz? x artı z toplamının tek olduğu biliyoruz. O zaman burası çiftken de buraya da ne gelecek? Yine tek gelecek. Evet durum bu. Şurayı da hallettik. y artı z toplamı tektir diyor. y artı z'nin tek olduğu durum. y artı z'nin tek olduğu durum bir tane aşağısı var. Bak. Çünkü şurada Bunların toplamı da nedir? Çifttir. Bunların toplamı da çifttir. Demek ki bunlar olmuyor. Yani koşulları sağlayan yer üçünü birden. Yani şu 3 koşulu sağlayan yer neresi? Burası olacak. Durum bu. Şimdi buna göre konuşacağız. Şıklarda maddelerde hangileri doğru? X tektir. Yanlış. Y çifttir. Doğru. Z tektir. Doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani değişik olacak. Peki geçiyoruz. Ne diyor şimdi 13. soru? Burada bir toplama işlemi var. A çarpı C nedir diye sormuş. Şimdi bak burada B, şurayı büyükçe yazacağım. A, C, B, A, C. Aşağıda ne indiriyor? 3, B, C indiriyor. Şöyle rengimizde yeşil alacağım. Şimdi bir düşünelim bakalım. Burada B'nin değeri 0 olmalı ki Sıfırla C'yi topladığım zaman C yapabilsin. B buradan 0. Şimdi A'ya gelince bak burada sonucu yüzler basamağı 3. Demek ki A'nın 2 ihtimali var. Ya 2, niye 2? Belki şu toplamadan bir elde gelip buraya biner, 3 iner. Belki de toplamadan elde gelmez. O zaman burası da direkt ne olur? 3 olur. Evet, bu. Şimdi ihtimallimize göre ilk önce 3'ü deneyeceğim. 3 C 0 Sonra 3C bak b yerine yazıyorum burada tamam mı? Ee, nasıl bir şey olacak? Burası C sıfır 3 olması lazım. Burayı tutturabilmek için. Şimdi i̇şte böyle bir şey mümkün mü? Burası zaten mümkün. Burada bir sıkıntı yok ama burada bir sakatlık var. Çünkü e, C eğer sıfır değilse C 0 değilse, C0 değilse ki de, C sıfır bile olsa bunları topladığımız zaman buraya sıfır inmez. Yani bunun değeri şu an ben 7 olarak görüyorum ama 7 olduğu zaman da 7, 3 daha 10, 0 elde var 1. Burası ne olur? 4 olurdu. Burası 3 çıkmazdı. Bura ne çıkardı? 4 çıkardı. Bizim verimize nedir? Bu terstir. Bu yanlışmış. O zaman biz A'nın ne olduğunu anlıyoruz? 2 olduğunu anlıyoruz. Tamam mı? Pekala şimdi A'nın yerine 2'yi koyup bir de öyle devam edelim. 2C 0. Buraya ne inecek? 2C. Aşağıda ne gelecek? C 0, 3 gelecek. Tamam şuradan yakalıyoruz olayı. Bak C ile 2 toplamı 0 olduğuna göre C'nin ne olması gerekir? 8 olması gerekir. Tamam bitti. A çarpı C'yi sormuştu bize. Biz A'yı ne aldık bu arada? Şu olmadı demiştik. A buradan 2 çıktı. C de buradan 8 çıktı. Bunlar çarpımından da ne gelecektir cevabımız? 16 gelecektir. Evet iki ihtimali vardı. İkisini de kontrol ettik. Şimdi diyor ki bir sayının 1 bölü 3 ile çarpımı bir sayının 1 bölü 3 ile çarpımı iki basamaklı AB doğal sayısını. Şimdi bir sayı var x diyelim. Bunu 1 bölü 3 ile çarptığımız zaman iki basamaklı AB doğal sayısını veriyormuş. Ee, sonra 1 bölü 8 ile çarpımı yani x'in 1 bölü 8 ile çarpımı da basamaklı b BA sayısını veriyormuş onu söylüyor buna göre a artı b nedir diye sormuş şimdi e, açıkçası ben şunu yapmayı planlıyorum her iki tarafı da böleyim ki x'lerden kurtulayım x'lerden kurtulduk nasıl bir şey kaldı biliyor musun burada <laughs> pardon sesim gitti a b bölü b bu takla attı ne oldu 8 bölü 3'e dönüştü evet şimdi şöyle yapalım Burası 10A artı B. Bunu 3'e e çarpacağım. Bak. 10A artı B 3'e çarptım. 30A artı 3B oldu. Sonra şöyle çarpalım. Burada 10B artı A var. O zaman 80B artı 8A oldu. Tamam. Şimdi şu 8A'yı sola 3B'yi de sağa atalım. Attığımız zaman Burada bir bakıyorum 22A kaldı. Sağ tarafta ne kalıyor? 77B kalıyor. Bunlar ikisi birden 11'e bölündüğünde 2A eşittir. 7B kaldı. Bunlar rakam olduğu için biz hemen şunu söyleyebilir miyiz? Yani demek ki A sayısı 7'dir. B sayısı da kaçtır? 2'dir deriz. A artı B sorulduğu için de sorumuzun cevabı ne olacaktır? 9 olacaktır. Yani cevap C şıkkında geldi. Evet, durum bu. Geçelim. 4 basamaklı ABAB doğal sayısı rakamları toplamının 404 4 katına eşittir. Bu cümle nasıl bir cümle şimdi? Yani AB AB sayısı rakamları toplamının diyor. Yani 2A artı 2B'nin 404 katı diyor. Yani bunu 404'le çarpmamız gerekiyor. Evet. Durum bu. Ne yapmamız gerekiyor? Burayı bir çözümleyelim. Bak burada şimdi 1000 A bir de burada 10 A var. 1010 A. 1010 A yazdım. Sonra burada 100 B bir B daha oradan 101 B. Şimdi şurayı iki parantez alarak da gideyim. A artı B. Hatta gel bunu bir şey gördüm. 101 çarpı 4 diye yazdım. Niye öyle yapacağız biliyor musun? Çünkü burayı 101'e böldüm. Bak sağ tarafı bu gitti. Bunu 101'e böldüm gitti. Burada 101'e böldüm. Burada 10A kaldı. Burada 10A var. Burada B var. Şurada 4 duruyor. Bu ikisi ne yaptı? 8'i oluşturdu. Şuna şu. 8A artı 8B var. Evet. Şu tarafa doğru gidelim. Ee, sol tarafta 2A kaldı. Sağ tarafta da 7B kaldı. Bunlar arasında çarpma işlemi var. O halde ben hemen şunu diyebilir miyim? Demek ki A sayısı A sayısı 7'dir. B sayısı da nedir? 2'dir. Derim tabii ki. Soru bize A çarpı B'yi sorduğu için 7 kere 2'den cevabımız ne gelecek? 14 gelecek. A bölü 5, B bölü A ve A bölü 3 küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık 3 tam sayıdır diyor. Şimdi burada benim gördüğüm şey şu. A bölü 5 ve A bölü 3 eğer bir tam sayıysa A 15'in katı bir sayı olmak zorunda. Öyle değil mi? A 15'in katı. Ben o yüzden A'nın yerine 15K diyeceğim. Bunu diyelim. Peki. O halde şu ilk sayı bak buradaki sayı 15 kye koyduğumuz zaman 3K çıkar. Şuradaki sayı ne çıkar? Bakıyorum. 5K çıktı. Eğer bunlar ardışık gidiyorsa ortadaki sayı da ne olmalıdır? 4K olmalıdır. Şimdi olayın esprisi şu. Bak burada e ee, bu k'yı nereden bulacağız gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Kalırız da kalmalıyız da. Şimdi ardışık sayı dediği için k1 olmalı. Ama ardışık çift sayı diyeydi bu k2 olurdu. Bunu anladın değil mi? Yani ardışık dediği için sadece k'nın yerine 1 bir alacağız. 1 aldıktan sonra yerine koyduğumuzda a sayısı zaten 15'ti. Bak şuradan dolayı a sayısı zaten 15'ti. Burada burada orasında bir yazayım. B bölü A'yı 15 bulduk ya biz. Bu da neye eşitti? 4'e eşit. Ha, demek ki buradan da biz B'yi 60 olarak buluyoruz. Bize sorulan soruda A artı B olduğu için sorumuzun cevabı ne gelecektir? 75 gelecek. İşaret dedik. C şıkkıymış. Soruda ne diyor? Her en pozitif tam sayısı için böyle dörtgen içerisinde bir n sayısı verilmiş n n eksi 2 n, n pardon n n artı 2 n artı 4 n artı 6'ya gidiyor. Bu işlem sonucu nedir diye sormuş. Şimdi şöyle ben e, 12'yi şöyle yazacağım. 12 bak seyret 2 artır 14 2 artır 16 2 artır 18 Şimdi buraya bakarak yazıyorum. Yani en yerine 12 koydum. 12, 14, 16, 18 oldu. Eksi. Şimdi en yerine 10 koyacağız. Tamam mı? Ş Şuradayız şimdi. 10, 12, 14, 16 oradan geldi. Şimdi uzunca bir bölü. Sonra 8'i koyacağız. 8 ne var sırada? 10, 12 ve 14 var. Evet. E, ee, i̇şe hızlandırmak adına şunu yapacağım. İkisi hepsinde ortak olan sayıları bir keşfedelim. 12, 14, 12, 14, 14. Evet 12, 14 burada var. Burada da var. Burada da var. Daha ortak olan var mı? Bir bakayım şöyle. Aslında var. Bak ne yapalım? Biraz şöyle 8'e bölsem bu gitti. Bunu 8'e bölsem bu kaldı. Bunu 8'e bölsem 2 kaldı. Daha da şansımızı zorlamayalım. Ee, burası 36 yapıyor. 36. Sağ taraf eksi 20. Aşağıda da ne kaldı? Sadece 10 kaldı. Burası ne oldu? 16 bölü 10. Evet. Her şeyi ikiye sadeleştirirsek ne geliyor? Cevabımız 8 bölü 5'miş cevap. Yani E seçeneğiymiş. Ee, A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayıları 17'ye bölündüğünde elde edilen kalanların toplamı 17'dir. Buna göre A B farkının mutlak değeri nedir diye sormuş. Şimdi i̇şte A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayıları 17'ye bölündüğünde kalan. Evet. Şöyle dalsak mı soruya? Ee, AB sayısının 17'ye bölümünden kalan biz m diyelim. Hatta dur. 17 bölümünden kalan 17 yazamam. 17k artı m diyelim. Tamam. Mı? Yani kalanı m olsun. BA sayısının da 17'ye bölümünden kalanı onu da farklı bir harfle göstereyim. L diyelim. Bunun kalanı bir şey. Buraya bir şey yazacağım. Ve bu bir şeyin Önceki kalanla toplamı o e, 17 olacak diyor. O zaman benim buraya 17 eksi m yazmam gerekir. Mevzu anladın mı? Öyle olmalı. Şimdi ben bunu taraf tarafa toplasam, bir bakacağım şöyle topluyorum. Ne elde ederim? Burada e, sayı çözümlemesi de yapacağım. 11 parantezde artı b var burada. Sonra şurada 17 parantezinde ne var? K artı l var. Ve burada da sadece ne var? 17 var. Bunu gördüm. Benim aslında gördüğüm şey şu. Buranın tamamı nedir? 17'nin katıdır. 17'nin katı çıktı. Yani şunu diyebilir miyiz acaba? 11 çarpı A artı B 17'nin katıysa. O halde burasının zaten alacağı tek değer vardır o da 17'dir. Çünkü burada 17 katı oluşmuyor. A artı B'nin 17 olabilmesi için bunları verecek değerler de ya 8 ya 9'dur. Yani A8 ise B9'dur ya da B8 ise A9'dur. Her yani ne olursa olsun bunların farkı mutlak değer bakımından ne olmalıdır? 1'e eşit olmalıdır. Evet durum budur. 17'ye bölümünden kalan. Evet ilginç bir soruydu. Bunu sayı denemesiyle yapabilir miydik? biraz zor. Yani ben öyle bir sayı şu an görmedim. Hani görülebilir mi bilmiyorum. Şu an düşünmek de istemiyorum. Çünkü soruyu doğru düzgün çözdük. Geçiyoruz. Ee, ne diyor soruda? X, y, Z tam sayılar için 2X, 3C, 5S eşitmiş. X artı Y artı Z toplamı alıp C değerlerden yüzde en yakın olanı kaçtır diyor. Yüze en yakın olanı. Hmm. Ee, şimdi şuranın birleştiği sayı kaçtır? Yani ekok diyeceğim. Ekok diyeceğim burada. Ya da kafandan da bulabilirsin. Hani 2, 3, 5 nerede birleşiyor diye sordum. Ee, öyle düşün. Bunların birleştiği sayı şöyle bir baktığım zaman 30K'da birleşiyor. Yani ben buranın tamamı 30K yani her şey 30K eşit diyeceğim. Tamam. Şurası 30K, burası 30K, burası 30K olacak. Ee, o halde X'in değeri ne gelecek buradan? 15K. Y'nin değeri 10k ve Z'nin değeri de ne gelecek? 6k. Toplamı diyor. Toplamı bunların 15, 25, 31k yaptı. Bizden 100'e en yakın olanı diyor. Şimdi 31k yani 31'in 3 katını alsak 93. Değil mi? 100 şurada bir yerde. 4 katını alsak peki ne yapar? 124 yapar. Kime daha yakın? Buradaki fark ne? 7. Buradaki fark ne? 24. E, tabii ki 100'e daha yakın olan budur. Cevabımız o yüzden ne olmalıdır? 93 olmalıdır. Peki. Birbirinden farklı A2, B9 ve 6 pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı A oluyor diyor. Buna göre bir aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Çok güzel bir soru olmuş. Şimdi A'yı şöyle bir havaya koyayım ben. A, şu ortakta bir dursun. Ondan sonra ne var elimizde? 2 var. B var. 9 var. 6 var. A ne olacak diyoruz? Ee, B... A nedir? Orta kalacak diyoruz. Şöyle olabilir mi? Mesela 1'i alsak 1 olur mu? Şıklardan gidelim. 1, 2. 1, 2. 1, 2 dedim. Evet. Sonra... Evet. ...bir bakıyorum şöyle. Tabi burada biz B'yi 1 aldık. A, 6, 9. Evet. Bak buranın B'nin 1 olduğunu düşün. B 1 olsa... ...1, 2, 6, 9... ...A'yı orta bırakabilirim. Evet. Bu olabilir. Geçiyoruz. Peki B'yi 3 alsak... ...öyle bir şey olabilir mi? Olur. 2, 3, A, 6, 9. Bu da olabilir. Peki B'yi 5 alsak olur mu... Şimdi onu da şöyle yazabilir miyim acaba? 2'den sonra 5 gelir. Buraya e, ortak alacaksa A burada. 6, 9. Şu an bura olmadı. Olmadı. Çünkü bu araya giren bir sayı yok. Buraya bir sayı sokamayız. A burada kalamaz. Devam edelim. 8 olsa nasıl yerleştiririz ona bakalım. 8 olsa şöyle olabilir mi? 2, 6, A, 8, 9. Bak B8 aldığımız zaman da oluyor. Gene A ortada kalıyor. Bu da olabiliyor. 10 olsa nasıl gider bu? Bu sefer de 2, 6, A ne gelir? 9, 10 diye de yazılabilir. B, 10 da olabiliyor. Evet. Yani emin olduk. Bir son açtırma yapmak istedik. Sen B'nin yerine asla 5'i veremezmişsin. Çünkü o zaman buradaki sayı olmaz. 5, 6'ın arasında bir tam sayı yok. Çünkü cevabımız C'dir. Burada baktığımız zaman bir çarpma işlemi verilmiş ve çok basit bir soru bu neden biliyor musun? Çünkü şu 4 şuradaki 4'ü görüyorsun. Şu 4 ile şu ABC sayısı çarpıldığı zaman buradaki 864'ü vermelidir. Doğru mudur? Doğrudur. O halde ben 864'ü direkt 4'e bölerek ABC'ye hemen ulaşırım zaten. 2, 16 direkt bölmeye bile gerek yok. 800'ün 4'te 1'i, 64'ün 4'te 1'i yazdım. 216. Demek ki ABC sayısı 216'ymış. Şimdi soru bize ne diyor? İşlemin sonucu nedir diye sormuş. Gerçek sonucu. Yani gerçek sonucu diye bir şey yok zaten. İşlemin sonucunu soruyor. Çünkü yani burada daha çok biz soru çözerken basamaklarda hata yapılarak e, yanlış sonuçlar elde ediliyor diye. İnsan beyin hemen ona gitti. Ben de oraya gittim açıkçası. İlgisi yok. Direkt biz işlemin kendisini hesaplayacağız. Yani 216 ile 42 çarpıp bırakacağız. Hadi çarpayım. Burası kaç yaptı? 12 elde var. 1. Buraya ne indi? 3. Buraya 4. 24. Elde var. 2. 6. 8. Topladık. 2. 7. 0. 9072 diye bir cevap olması lazım. Cevabımız 5 şıkkıymış. Evet. Şimdi bu sorudayız. X ve Y tam sayıları için X artı 2Y eşittir 11 olduğuna göre bazı şartlar verilmiş. E, hangileri her zaman doğrudur diye soru sorulmuş. Hmm, tam sayıdır diyor. Şimdi tam sayıdır dediği zaman biz bu sayıların kendilerine ulaşmamız gerekir. Yani şöyle yapalım. X artı 2Y eşittir 11 ya. Hemen ben Tam sayıdır diyor ama negatif falan da olabilir bu. Biz e, ortadan girelim bakalım. Mesela sıfırı versem y ye yerine. X ne olur? 11 olur. E, peki y yerine 1 versem ne olur? Bak 1 verdim ya. O zaman burası 2 azalır. 9 olur. 2 versem ne olur? 4 oldu. Burası 2 azaldı. 7 olur. Böyle gidiyor. Şimdi baktığımız zaman. Zaten x'in tek sayı olduğunu bu sayılardan anlamıyoruz aslında. Bizim anladığımız şey şu. Burası tek mi? Tek. Şurası ne? Çift. O zaman bu da tektir. Yani bu direkt doğruydu zaten. Ee, X sayısı y'den büyüktür. İşte bu maddeler için bunlara ihtiyacımız var. X sayısı y'den büyüktür diye söylemiş. Ama ben bunu atıyorum şimdi. Mesela biraz daha değer vermeye devam edeyim. 3 versem buna. Bak y 3 verdiğim zaman. Şurayı 2 azaltacağız. 5. Şöyle 2 azalttım. 5. Bunu bir azalttım. 4 ee, verdiği zaman burayı 2 azalt. Kaç azaltacaktık biz burayı? 2 azaltacaktık. Ne oldu burası? 3 yaptı. Bir bakalım. 3, 8, 11. Evet. E, öyle olduğu zaman x sayısı y'den her zaman büyük değilmiş. Görüyorsun şurası ne yaptı? Olayı bozdu. Bu yanlış. X ve Y'nin her ikisi de pozitiftir. Bu da doğru değildir. Çünkü ben örneğin Y'nin eksi 1 verirsem buraya gider. X ne olur? 13'te olabilir. Bu da her zaman doğru değildir. Yalnız 1'dir cevabımız. A şıkkında geldi. Evet. Durumumuz bu. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Efendim nasıl bir soru bu? Şöyle gitsek. Birden mi gelsem? Şöyle mi gelsem? Ya da buradan gelelim. Dur. Ee, normalde şöyle baktığım zaman bak. Bu ikili ikili gidiyorum. Bura. Bura diye gidiyor. Ve en son bu ikili paket tamam mı? Bu ikili paketlerin her birinin değeri aslında baktığınız zaman bir. Buradan bir geliyor. Buradan da bir geliyor. Bir sürü bir var burada. Şimdi bu paketlerin sağ ayağı bak 2008. Bak sol ayak 2009. Şuraya bak. Sağ ayak 2010. Sol ayak 2011. Yani Şöyle bu paketin sol ayağı tek sağ ayağı çifttir. Doğru mu? Doğru. O zaman benim son paketimin bura olması gerekir. Evet. Oraya da tekrar artı 1 yazdım. Bir de ekstradan artı şu 1'i yazdım. Tamam mı? O 1 şu 1. Şimdi şurada kaç tane 1 var onu keşfetmemiz gerekiyor. Şimdi normalde şöyle bakıyorum. Burada kaç terim var? 2011 terim var. Bütün her şeyi sayarsak 2010. Adam çünkü birden 2011'e kadar gitmiş. Ama şu biri attığımız zaman bir biri atalım. Bir tane çıkarttık birinci terimi. Bunu yanlış anlarsın sen şöyle yapalım. Bir tane terim attık. 2010 kaldı. Tamam. Bunlar da ikili ikili eşleştiğine göre bizim bunu ikiye bölmemiz lazım. O zaman ne yapar? Kaç yaptı burası? Hemen yapalım. 1005 yaptı. 1005 tane bundan var. O zaman burası 1005 çarpı 1 artı 1. Yani ne geldi? 1006'ymış sorumuzun cevabı. Yani D şıkkında geldi. Evet durum bu. 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 3 yazılarak 4 basamaklı A sayısı. Aynı sayın soluna bir dakika. Şimdi bunlar okurken de yapalım bence bir taraftan. Ee, şöyle bir dünyadan bahsediyor. ABC diye bir sayı var aslında bizim elimizde. Bunun sağına 3 yazıyor. Sonra bu ABC sayısının soluna 2 yazıyor. Bunlar elde ediliyor diyor. Bunların diyor toplamı. Bak birine A sayısı, birine B sayısı demiş ya. Yani şu A'ymış, şu da B'ymiş. Onu yazayım. Bu A, bu da neymiş? B sayısıymış. Bunların toplamını da bize vermiş aşağıda. 9967 diye vermiş. Evet. Şimdi buradan bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ne yapsak diye bakıyorum. Aslında şöyle yapabiliriz. Uzun uzun çözülemeye gerek yok. Şimdi şu bölüm, şu bölümü görüyorsun. Bu aslında 10 tane ABC sayısı artı 3. Şu da 2000 artı bir tane ABC. Burada da bu sayı dursun bir şimdilik. Şimdi benim gördüğüm, benim gördüğüm ne? Şurayla burayı birlikte düşünürsek, şöyle bağlarsak birbirine şuraya geçeceğim. 11 tane ABC sayım var. Sonra şu ikisini birbirine bağlarsam kaç yaptı orası? 2003 yaptı. Onu buradan bir çıkartalım. 2003 çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman 4 6. Ne indi? 9. Ve buradan da ne indi? 7 indi. Evet. Neymiş burası? 7964'müş. Bunu biz şimdi 11'e böleceğiz. 11'e böldüğümüzde de 11'i bir bölelim hadi. Şimdi kaç kere var? 7 kere var. 77 burada. Aşağı indi ne? 26. 2 kere var. 22 aşağı indi. Makine bazen atıyor böyle. Ne indi? 44. O zaman 4 kere var. Tamam bitti. Evet. Sorumuzun ABC değerleri neymiş? Yani bu sayı neymiş? 724 sayısıymış. 3 basamaklı sayısının rakamları toplamı nedir diyor. Şunları toplayalım. Topladığımız zaman 7, 2, 9, 4 tane gelecektir. 13 gelecektir. Cevabımız neymiş? 13'müş. Yani D şıkkıymış. Peki, şimdi bu sorudayız. 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB sayının toplamı budur diyor. Ee, nasıl yapsak bunu? Şöyle yapalım. Zaten çok basit bir soru da ABC ile AB toplamının değeri neymiş? 392'ymiş. Evet. Hızlı gitsem mi diye düşündüm ama gerek de pek yok gibi. Ee, ben şöyle yapacağım. Bu 100 110 tane a var çarpı. Sonra 10 11 tane ne var? B var. Bir de C var. 392 miş? Ee, bir kere a sayısı 3 olsa olur olur. Yani 2 çok yetmez. 390'a yaklaşamaz. 4 geçer. 3 olmalı a. 3 oldu zaman burası 330 oldu. Şu 330'u bir çıkartalım. Çıkarttığımız zaman 2 ne indi aşağı? 62 indi. O zaman bunun değeri 6 olursa 66 olur geçer. 5 olsun. Ne oldu orası da 55 yaptı. 55 de çıkartıyoruz. 12'den 5 çıktı 7 kaldı. Burasından 7 kaldı. Demek ki C değeri de ne çıkıyor kendiliğinden? 7 çıktı. Toplamı sorulduğu için 8, 7 daha sorumuzun cevabı ne gelecektir? 15 gelecektir. Ve cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Evet, bundan sonraki konu için hazırlan. Ona da beraber bakacağız, anlatacağız, devam edeceğiz. Geçmiş olsun, görüşmek üzere.